Halep aşağıdan aldım, çay ocağında yoktu. Aç su almasın. Daha iyi misin? Böyle... içimde... nasıl anlasam bilmiyorum ki. Böyle huzur gibi tanımsız bir duygu var. Katil içeride. Hak ettiği yerde. Kaz yakalanmasaydı yani bilmiyorum ben... ben herhalde delirirdim. Yani bu sefer net delirirdim. Kader bu sefer acıdı bana. Belirsiz bırakmadı. Sırf yasımı tutabileyim diye inciden sonra. İyi geldi biliyor musun? Nefes alabildiğimi hissediyorum. Tabii babana artık çok büyük bir minnet borcum var. Ölsem ödeyemem. Aileler bugünler için var. Acılarımızı saralım diye. Birbirimize destek olalım diye. Evet haklısın. İnsanın arada sırtını yaslayabileceği... böyle... arkasında dağ gibi insanların olduğunu hissetmesi... güzel bir şeymiş. Yani çok bildiğim bir duygu değil ama iyiymiş. Hadi ben gideyim. Annemlere de haber vereyim, sevinsinler en azından. Bu ara sürekli eve gitmek istiyorum zaten. Git yaş demek. Hadi bırakayım sen. Ben giderim. Ya ne münasebet bırakırmıştı? Alkaz, ben giderim. Hem iyiyim. Yavuz yakalandı. Gerçekten iyiyim. İlk kez savaşmama, ne bileyim koşmama, çırpınmama gerek yok. Araf'taki o tekinsiz, becersiz duygu da yok. Hem biraz yürürüm, hava alırım, iyi gelir. Birlikte yürürüz, alırız bir ihtiyat. Lütfen, ihtiyacım var. Emin misin? Tamam. İşte emanet geleceğim. Aklına bir şey takılırsa, bir şey ihtiyacın olursa ara.
Ceylin. İçeride misin? Karımı gördünüz mü Ceylin Kaya? Yok, ben yeni geldim mesaiye. Böyle uzun saçlı kumral, yeşil gözlü genç bir kadın. Masa var, koridoru geçince sağa dönün, oraya sorun. Teste falan götürmüşlerdir. Burada mıydın? Bayağıdır buradasın sen. Çok güzel geldin. Evet. Küçücükler. İnsanı hayata bağlayan, yeniden başlamasını sağlayan ya da ne bileyim, hayatını kökünden değiştiren tek şey bir bebek. İnsanın içinden bir can çıkıyor. Düşünsene, akıl alır gibi bir şey değil. Onlar büyüyecekler, yürüyecekler. Konuşacaklar, sevecekler, sevilecekler. Aslında insan olmayı öğrenecekler. Ne kadar büyük bir amaç. Ne kadar büyük bir yaşama sebebi, ne kadar büyük bir mana. Ben buraya geldiğimden beri iki bebek daha geldi, biliyor musun? Burada yeni doğum ünitesi olduğunu bile bilmiyordum. Sen uyurken neden nasıl bilmiyorum öyle amaçsızca yürümek istedim. Sonra biraz yürüdüm. Bir ses duydum. Böyle ağlama sesi. Bir bebeğin ağlama sesi. Sanki beni çağırıyormuş gibiydi. Sonra kendimi burada buldum. Ben hayatta çok şey kaybettim kız. İçimde kocaman bir boşluk var. Ya o boşluk doğmayacakmış gibi hissediyorken sanki bir bebek bir anlam kazanacak. Bir bebek bana şifa olacak. Ve ben bunu sadece seninle yaşamak isterim. Eğer sen de istersen. Bir dakika, doğru anlamak için sormam lazım şimdi. Ben bir duyguya kapılırım, ben onu demek istememiştim dersin. Gökdelenin tepesinden düşmüşe dönerim. Şimdi sen... Bir bebeğimiz olsun ister misin? İstemez miyim Ceylin? Deliririm. Nasıl gidiyor? Ay gitmiyor. Niye? Bir an önce çıkmak istiyorum buradan. Bir sürü işim var. Ne işiymiş o? Sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Dinliyorum. Biz şimdi yeni kararlar alıyoruz ya. Hı. Ona göre düşünmek, şekil almak gerekiyor bence. Ben diyorum ki bizim acaba yeni bir evimiz mi olsa? Böyle sadece bize, ikimize ait, öncesi olmayan.
Böyle ikimizin anılarıyla dolacak bir ev. Ne dersin? Tamam. Nasıl istersen. Ben her sabah senin uyanayım. Her gözüm açtığımı seni göreyim yeter bana. Eşyaları da beraber karar veririz. Böyle her şeyi. Duvarları da beraber boyarız. Tamam tamam hepsine tamam. Hadi önce şunu bir bitir de sen şuradan bir başla sonra hepsini yaparız. Çok soru var ya. İtiraz yok hepsi bitecek. Annenler yoldaymış geliyorlar. Zaten psikiyatrist öğleden sonra görecekmiş. Ben de diyorum bir eve gideyim duş alayım. Üstümü değişeyim. Ne dersin? Olur sen git işine bak. Benim zaten işim çok. Tamam. Ben çıkışına yetişmeye çalışırım. Ailenle haberleşiriz. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ilgaz. Neredeyim bil. Balkonumuzdayım. Şu an balkonumuzda hava alıyorum. Ya kesinlikle bizim evimiz. Buldum ya evimizi. Hem de sizinle bizim evin tam ortasında. Böylece ailelerimize de yakın olmuş olacağız. Balkonu görmen lazım. Burayı böyle renk renk çiçeklerle donatacağım. Gerçi ben pek anlamıyorum ama olsun. Yaparım, hallederim yani. Ay çok mutlu olacağız. Sadece senle bana ait. Bizle başlayan, bizle süren. Of, tamam neyse hadi bak anlatamıyorum telefonda. Neredesin işini bırak gel. Hadi konum atıyorum sana. Tamam at. Tamam at. Tamam bak oyalanma. Hemen gel. Geliyorum hemen. Seni çok seviyorum. Hey.